Ay yine kötü olduk ya. Çıkartın ay, beni buradan. Verin lütfen şunu. Çıkartın hepiniz. Ay öldürürüm. Çıkartın beni buradan. Buraya ya. Çıkartın beni öyle. Yok bir şey. Boş doktor hocam. Bu akşam seninle mi uğraşacağız? Abir abi, Şadiye hayat kadınım olmuş. Öyle olmuş Zafer. Sen zamanında bu kızın namusuna gözlük diye gittin, terziye vurdun ya. Sonra bu kız senin cezaevine ziyarete geldi. 16 yaşında kızı kovdun oradan. Zoruna gitmiş demek ki. Kaldıramamış. Ne güzel mesleği vardı değil mi? Gitsin pastanede çalışsın değil mi? Bu karı milleti böyledir oğlum. Deve gibi kini vardır. Ne oldu şimdi namus mamus? Ne oldu lan? Kız cezayı da bağladı. Ağzını burnunu da kıramazsın. Şadiye. Müdürün odası temizlenecek. Bu saatte mi? Sizin için hangi saat uygun olurdu acaba hanımefendi? Hadi yürü. Valla sen beni nereye götürüyorsun ya? Bak benle ilgili kim ne dediyse valla yanlıştır sana. Müdürün odasını dedik ya. Ya abla, bu saatte müdürün odasında ne yapacağız? Bak kurban olayım, söyle nereye götürüyorsun beni? Kes sesini Şadiye. Yürü. Ali abi, araç bu. Neresi burası? Abi ne oluyor ya? Abi niye getirdiniz siz? Neresi burası? Zafer. Şadiye. Şeref verdiniz hanımlar. Deniz, ne alayım bak. Çok güzel Gayınlacığım, çok güzel. Adam alışveriş merkezi kurdurmuş buraya ya. Şimdi çarşı pazar kalabalık olur. Sıkılırsınız diye düşündüm. Biz de rica ettik arkadaşlardan, sağ olsunlar kırmadılar, getirdiler. Biz bir şey seçemedik. Malum çocuğun zevki de anası gibi. Oysa ben onun sizin gibi hanımefendi olmasını istiyorum. O yüzden rica etsem... Şuradan kıyafet seçer misiniz çocuğa? Biz moda danışmanı mıyız? Bir moda danışmanı tutun. Çocuğumuz yok bir şey. Biz nereden anlayalım ya? Tamam, tamam, tamam. Biz hemen hızlıca hallederiz şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi, hadi. Galinacığım gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. O zaman size kolay gelsin. İhtiyacınız olursa ofisteyim. Güzel mi bu kırmızı? Kırmızı.
gidelim, seçtik hepsini işte. Ay, ne kadar mutlu bugün. Çocuk bir aileye hasret kalmış, yazık. Bitmedi mi ya? Ben acıktım. Ha? Irmak arıyor. Dün geceden beri açmıyordu telefonunu. Canım. Açmıyorsun telefonlarımı. Prensin sana iyi bakıyor galiba. Evde misin? Evdeyim abla, evdeyim ve sana çok ihtiyacım var. Hangi cehennemdesin yine ya? Gel hemen. Niye evdesin sen, döndün mü? Irmak ağlama, ne oluyor? Gel ne olur, hadi, hadi. Tamam. Ne oldu, niye ağlıyormuş? Sinir krizi geçiriyor, gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Deniz, hadi hoşça kal Galina. Narin. O karı Fırat'tan ayrılırsa... size dünyayı dar ederim. Ayağınızı denk alın. Lan tam kızı ayara getiriyorum. Deniz olduğu yerden çarşıyı pazarı karıştırıyor. Irmak. Irmak yeter anlat. Ay yüreğim inecek. Fırat Dünver'in babasıyla tanıştırdı. Ve dedi ki... Irmak İstanbul'dan arkadaşım. Zeytinlik arazi bakacak. Beraber geldik öylesine. Ne var bunda? Beni kendisi davet etti. Gibi bıraktı ortada sonra, tanımıyormuş gibi. Ya aslına bakarsan tam da öyle olmuş ya. Yani Fırat seni gel aileme takdim edeceğim falan dememiş ki, sen yanlış anladın herhalde durumu. Ne diyorsun ya sen, abuk sabuk? Irmak'cığım, yani sen biraz böyle şey mi yapıyorsun acaba? Olaylara bakmak istediğin gibi bakıyorsun. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun işte. Olaylara kendi açımdan mı bakıyorum? Beni davet etti diyorum size, ben mi uyduruyorum ya? Ha? Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Narin? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Hı, evet. Tamam yeter. Yeter. Irmak saçmalama. Başka bir şey için aramıştı. Ben de yanındaydım. Fırat lafın arasında söyledi. Hoparlör açıktı. Kulaklarımla duydum canım. Siz neler çeviriyorsunuz benim arkamdan? Benim sevgilimle... eski sevgilimle. Bitti. Bir daha o adamı görmeyeceğim. Bitti. Yok artık ya. Daha neler? Dün bu, bugün sen. Yeter. İkinizin birden sevgili bunalımıyla uğraşamam. Irmak, anlat sen, sonra ne oldu? Adamı orada bırakıp basıp geldin mi, ne yaptın? Hayır. Otele döndüm. Bütün gece bekledim onu orada. Belki gelir, arar, özür diler diye. Gelmedi. Aramadı da ben de arabaya atladım, geldim. Ve hala aramadı. Tamam. Tamam canım, tamam. Ben anladım. O çocukta bağlanma korkusu var. Çok samimi olunca böyle korktu işte. Aynı can. Bakayım. Tamam. Oy, kıyamam ben sana. Çıkılıp kaldık eve. Hani dışarı çıkacaktık? Narin gelir şimdi. Gelsin çıkarız. İyice yerleştik, aldı bu kız senin eve. İyileşmedim daha ya. Alçıları yeni çıktı. Yani tam iyileşmedi aslında. Bir de o halde işe gitti, biliyor musunuz? E kendi evine döner artık ayağında iyileştiğine göre, değil mi? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Narin. Nasıl oldu ayağın? İyi iyi. Daha iyi. Ya biraz ağrı var tabii ama Hacı amca işte erkenden gönderdi. Vallahi çok iyi adam ha. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
Şey getirdim, restorandan yemekler getirdim sıcacık. Yer misiniz? Çok güzel. Ne yemeği bunlar? Bizim restoranda pişen yemeklerden. Şey var, barbunya var, yumurtalı ıspanak. Dolma var, dolma var. Bak. Mis gibi. Yoğurt var mı? Bilmem, vardır herhalde dolapta. Bir bak istersen. Tamam. Ay yok artık ya. Neydi, belirsiz bir lokantanın artık yemeklerini mi yiyeceğiz ciddice? Yok ya, bizim restoranın kazandan ellerimle doldurdum. Daha sabah pişti. Ay sağ ol canım, biz tokuz. Değil mi kızlar? Evet, hem de nasıl. Ben de yiyemem. Sen Deniz koyayım mı? Uğraşma ya. Bak, kızlar dışarı çıkalım diyor. Yani çok ağrın yoksa hadi gel dışarı çıkalım. Yok ya, yok. Şey yapayım ben, elimi yüzümü yıkayayım, üstümü falan değişeyim. Siz eğlenmenize bakın, gelirim yine şey yaparım. Toplarım onları. Aa. Allah Allah. Nerede bu ya? Ya yok, banyoda da yok. Kafayı yiyeceğim. Nerede düşürdün bunu ya? Senden sonra Narin girmemiş miydi banyoya? Evet. Ne? Allah olur mu olur? Ya kızın günahını almayın. Ay yok artık. Saçmalamayın be. Niye olmasın? Hayatında gördün mü kız o kadar parayı bir arada acaba? 10 sene çalışsa bir araya getiremez bir küpenin parasını çalıştı o gariban lokantada. Bence gidip odasını arayalım. Kesin bir yere saklamıştır küpemi o fırsatçı. Yok artık. Saçmalama. Aa, kendinize gelin be. Narin öyle bir şey yapmaz. Bir ona kefilim ayrıca. Ne olacak senin küpen kaybolduysa? Alırım ben bir tane. Allah Allah. Değil midir nedir ya? Beni hırsız sanıyorlar ya. Olacak iş değil. Ay. Ben sana bu İstanbul'un insanlarına güven olmaz demiştim değil mi? Ya inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey düşünürler ya? Nasıl böyle bir şey düşünürler? Ya gidip polise şikayet ederlerse seni? Ya nasıl anlatacaksın o zaman derdi? Deniz öyle bir şey yapmaz. Tabii. Ya babanın oğluydu zaten Deniz. Ya sen bugüne kadar en yakınlarından bile ne kazıklar yedin. O yere göğüs sığdıramadın Fırat dahil. Benim ayağımın alçası çıktığına göre benim artık durmam için bir sebep yok. Ben niye burada duruyorum ki? Ne yapıyorum ki ben burada? Şimdi gece niye nereye gideceksin? Sokakları iblislerle dolu. Ya yat sabah gidersin artık. Çok bilmiş. Çok bilmiş. Bir da bilme. Bir da bilme ya. Tamam. Peki sabah giderim. Narin yapmaz, kesin yapmaz. Ay ya şeytan uyduysa? Aman olmaz canım öyle şey. Saçmalıyorum ben resmen. Aa, Deniz Hanım, siz bu saatte kalkmazdınız hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Cık, uyku tutmadı. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Bir şey ister misiniz? Bana baksana sen. Ben hırsız falan değilim, tamam mı? Narin, bir tanemle alakası var. Ben...
Mavi yarkanı soracaktım sana üstümle uyar mı diye, o kadar. Evet evet, bence uyar, al senin olsun, çok güzel olur. Ayrıca da bugüne kadar yaptığın her şey için çok teşekkürler gerçekten, iyiliklerin için. Nasıl ödeyeceğim hakkını? Çok iyi bir insansın gerçekten. Ya dur lan, Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ay ölümü öp, saçmalama. Sus Deniz, yeter. Deniz Hanım, bunu mutfakta, buzdolabının yanında buldum. Sizin böyle bir küpeniz yoktu ama. Narin! Narin dur bir ya! Dur dur, hayatta bırakmam seni. Hayatta bırakmam, bak ölümü öp, yemin verdim, bırakmam. Ya Deniz tamam, Allah Allah. Ömrüm sonuna kadar burada kalacak değilim ya, zaten gidecektim. Aa, gidemezsin, dur! Narin bak, gerçekten. Gerçekten ben hiçbir zaman senden şüphelenmedim, gerçekten. Uzatma Deniz tamam, zaten gidecektim ya. Allah Allah. Ya, Narin! Çekil şuradan! Narin git, ay, gitme! Deniz ya. Hanım! Deniz Hanım! Dur, yerimi değiştireceğim, dur! Narin! Canım, bugün Narin geldi mi, gördün mü? Hayır, görmedim. Al. Kıymetli küpenin bir tarafına. Senin köylü kız almış değil mi? Bak ben sana demiştim ama. Hayır canım. Takınmak için dolabımı tırtıklarken düşürmüşsün. İnanmıyorum, eşit ağırlık 170.302. Oha bu ne ya? Başarı sırası 432 mi? Fırat! Oldu mu iş? Oldu mu iş? Baksana şuna. Baksana şuna. Bak. Başarı sırası 432. Evrim başardın yine. Yine başardım. Ya kızım ya, istediğim bütün okullar olur o puanla işte. Ya akıllı tercihler yapmak lazım. Puan almakla bitmiyor. Ya katsayısını falan arttırırlarsa. Ya Allah aşkına endişelenmeyi bırak ya. Ne olur ya. Ya biraz tadını çıkarsana. Kazandın işte. Hadi ne olur biraz rahatına ver. Ne var? Ne var? Ne var? Fırat ya. Gerçekten olacak mı bu? Ne yani oluyor? Ben hakikaten böyle çok böyle rahat edip böyle arkamı yaslayıp kendimi böyle rahatça bırakabilecek miyim acaba? Arkamı yaslama. Böyle mi? Ben senin hep arkanda olacağım. Hem de hayatın nerede? Bir söz veriyorum. Ne ya? Çok mutluyum. İstanbul'a geliyorsun. Enişte şimdi İstanbul hukuku yazıyoruz değil mi? Eskişehir'i, Ankara'yı falan da yazın kızım. Öyle tek tercihle girilmez üniversiteye. Ekmek aslanın ağzında. Dur dur, ben bir gözlüğümü alıp geleyim ya. Ulan yarabbim yarasırlan ya. Hadi. Biz bırak kızım şimdi. En üstte İstanbul hukuku yazıyoruz. Ya hayır, diğerlerini de yaz. Ya açıkta kalırsam sen zaten Amerika'ya gideceksin. Ya dur, ne Amerika'sı hemen? Ben senin işlerini yoluna koymadan hiçbir yere gitmiyorum. Ben kendi okulumda yaparım master'ı da. Zaten biz mutfağında her türlü her yere gireriz. Ya Fırat, doğru tercihleri yapmazsam, yalan yanlış yazarsam kalabilirim açıkta. Seneden seneye değişiyor puanlar. Ver bakayım sen o şey formunu bana. Ver. Ver şimdi, siz yalnız bir şeyler yaparsınız. Önce güzel bir okuyalım onu. Hadi ver. Fırat, ne olur çabuk, ne olursun ya. Dur bekle ya, çok yoğun atlar. Allah'ım ne olur lütfen. Allah'ım ne olur. Dayanamıyorum. Ya ben senden heyecanlıyım kızım, dur iki dakika ya. Dayanamıyorum. Narin. Kız. İstanbul Üniversitesi kızım. Hukuk fakültesi mi? Hukuk fakültesi!
İyi günler. Bu kapıdaki ilan için gelmiştim ama. Dedem burada değil. Nerede acaba? Camiye gitti. Öğle namazını kıldıktan sonra gelir. Şurada bir yerde oturup bekleyebilir miyim? Anladım. Hoş geldin Hacı amcam. Allah kabul etsin. Cümlemiz enkine. Var mı yaramazlık? Yok. Hacı amcam her şey yolunda. Kim bu kız? Vallahi bilmem ki. Mete Bey'le konuşurken gördüm. O zamandan beri burada. Çok mu yoruldun kızım? Affedersiniz amca. İçim geçmiş de. Otur kızım, otur. Yerine mi bakmıştın? Ben konuştum, dedem camiye gitti deyince. Ha, o benim torun. Niye aramıştın beni bakayım? Kapıdaki iş ilanı için rahatsız ettim amca. Oğlum, bana şöyle bir tas çorba, bir de şöyle bir tabağa domatesle peynir doğrayın. Aç mısın sen? Yok, hiç değilim, sağ olun. Bir tabak da hanım kızıma getir. Demek çalışmak istiyorsun. Evet, ama sadece akşamları ve hafta sonları çalışabilirim. Neden? Okuyor musun? Evet, hukuka başlayacağım inşallah bu yıl. Bak çok güzel hanım kızım, çok güzel. Demek avukat çıkacaksın ha? Maşallah. Allah tamamını erdirsin inşallah. Hadi. Bismillah. Daha önce hiç çalıştın mı? He? Daha önce çalıştın mı? Hı. Şeyde, Yaslıhan'da, kuaförde çalıştım. Yaslıhan. Hı. Ne tarafa düşüyor bu? Balıkesir'de bir kasaba. Peki, ne zaman başlayabilirsin? Hemen. Hemen başlarım şimdi. Aziz. Buyur Hacı amca. Hanım kızımı... Sahi, senin adın neydi? Narin efendim, Narin Yılmaz. Narin hanım kızımı mutfağa götürüver, bardaklara koysunlar. Koysun Hacı amca. Çok sağ olun. Hacı amca, gerçekten çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dur bakalım, dur öyle hemen sevinme. İlk önce bir deneyeceğiz. Tamam, söz veriyorum size. Ben ayna gibi parlatacağım o bardakları. Gel kardeşim, geç. İşte. Narin, hadi ya, bitir artık işini. Bir an önce evine git. İşe alındın mı? Alındın. Yukarıda sana bir paket bıraktım. İçinde çok güzel yemekler var. Karnını iyice doyursun dedi Hacı amca. Hadi bakın. Tamam, bitireyim hemen. Hadi bakın. Of, 100 kilo olacağım bu lokantada ya. Allah'ım, çok mutluyum ya. Unutacağım seni Fırat Kazan. Göreceksin bak. Okulumu okuyacağım, paramı da kazanacağım. Aklıma bile getirmeyeceğim seni. Göreceksin bak.
Erkencisin. Ya sen akşamları çalışmayacak mıydın? Şefim, şimdi okul yok ya, bol bol vaktim var, geleyim dedim. İyi o zaman, hadi geç içeri. Yalnız öyle erken gelmene gerek yok. Yani öğle servisine yetişsen yeter. Öğle servisine kadar yapacak çok iş bulurum ben, sen merak etme. Öyle olsun bakalım, hadi geç. Geç bir kahvaltı ısmarlayayım sana, gel gel. Ay yok, kahvaltı mahvaltı istemem vallahi. Dün yediklerim 3 gün idare eder beni. Allah hayırlı versin. Ne güzel şeyler var bu dükkanlarda be. Paran olacak, çifter çifter alacağım. Giyeceğim, şöyle kuşanacağım, okula gideceğim. Karnın doydu tabii. Elbise alman eksik kaldı değil mi? Kirayı nasıl vereceksin bakalım? Günaydın güzel kız. Günaydın. Gel şöyle oturalım, azıcık konuşalım seninle. Otur, otur şöyle. Yakında okullar açılıyor. Herhalde oldukça heyecanlısındır ha? Evet Hacı amca. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ya çocukluğumdan beri hayalim, düşünsenize. Allah tamamına erdirsin inşallah. Annem baban ne kadar gururlanıyordur seninle kim bilir. Keşke bizim Ayta da senin gibi okuyabilse. Ama nerede? Liseden atıldı. Tembellikten. Ne o? Senin yüzün düştü birden. Hayattalar değil mi annenle baban? Oğlum, iki çay getir bize. Sen de anlat bakalım. Kimsin, nesin, kimlerdensin değil mi? Hanım bir kızsın belli. Şurada günlerdir yüz yüze bakıyoruz. Tanıyacağız birbirimizi. İşte öyle Necati abiyi de jandarmaların arasında görünce ben de kalktım geldim Hacı amca. Yani annenin elini öpemeden, hayır duasını alamadan kalktın geldin buralara. O zaten görmez ki beni. Fark etmez yokluğumu yani. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyor kendisi. Ne olursa olsun o senin annendir. Bak yine de sen bilirsin ama ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim, bayramda annemin elini öperim, kırgınlıklara son veririm. Onlar da bilsinler nerede olduğunu, rahat etsinler. Hı? Gene de sen bunu bir düşün ha. Ha, aklındayken gel. Ha, bu senin haftalığın. Ha, buradakiler çok memnun çalışmandan. Böyle devam et, oldu mu? Hadi bakalım. Sağ olun Hacı amca. Uyudun mu? Hacı amcanın haftalığımı aldım. Ya geri kalanını da haftaya alınca bütün kiranın tamamını bitirmiş oluyorum. Duydun beni değil mi? Zeynep fena içti. Dur, sızdı kaldı, duyamaz seni. Ne yapıyorsun be? Ne var, ne oldu? Gel biraz muhabbet edelim, dur der. Ya sen de amma yabanı çıktın kızım be. Üf. Bunların hepsini bir kenara yazıyorum Cengiz Efendi, tamam mı? Bunun hesabını vereceksin sen. Yak. Bak ya. Allah Allah, katil olacağım burada ya. Buluyorum, para kazanıyorum, karnımı doyuruyorum, başka bir şey çıkıyor. Sen beni mi sanıyorsun? Beni mi sanıyorsun Allah'ım sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.